Bu bölümde bir bütün olarak Esma-i Hamse e, bu konuyu ele alacağız. Esma-i Hamse derken ebe, ah, ham, zu, fu bu beş kelime kastediliyor. Ve eb baba demek. Ah eh, kardeş. Ham kayınpeder. Zu sahiplik ifade ediyor. Fu ağız. Bunlara zu dışında mesela senin anlamında k zamiri ilave edildiğinde bunların çekimi şöyle oluyor. Ebuke, ehuke, hamuke, fuke. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de bu tarz çekimlerini e, görmüş olacağız. Yani bunların e, böyle merfu hali, mansup hali, e, mecrur hali diğerlerinden farklı. Bundan dolayı ayrı bir grup halinde ele alınmakta. Mesela ve ebuna şeyhun kebir. Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı iki kız. Onlar babalarının durumunu anlatırken diyorlar ki ve ebuna bizim babamız. Şeyhun kebir çok yaşlı biridir. Burada Ebu e, Mübteda, Ebu'na bizim babamız Mübteda. E, mübteda olduğundan dolayı merfu. Ebu, Ebe kelimesinin merfu hali Vav e, ile oluyor. Ebu. Ebu Ehu da olabilirdi. E, daha e, Hamu gibi o da olabilirdi. Yani burada Ebu olarak görmekteyiz. Ebu'na şeyhun kebir. Babamız çok yaşlı biridir. Ama şöyle yine ifade etmeye çalışayım. Nasıl ki eee Muhammedun bu Muhammed'dir. Ra'eytu Muhammeden Muhammed'i gördüm. Sallamtu ala Muhammedin Muhammed'e selam verdim. Bunu örnek olarak verdiğimizde Muhammedun, Muhammeden, Muhammedin üç farklı şekilde bunun harekesini daha evvelinde görmüştük. Benzeri bir şeyi e, mesela eb kelimesi üzerinde uyguladığımızda e, mesela diyorum ki e, ebu ke bu senin baban hâze müpteda ebu ke haberi haberde merfudur ebu ke hâze ebu ke ama babanı gördüm diyeceğim ra'eytu ebâke ebu eba oldu bu durumda yani orada uzatan bir e, elif, eba. Diğerinde vavdı, bunda elif. Devamında tu ala ebike, babana selam verdim. E, ala harfi cerinden dolayı ebuke değil, ebake değil, ebike. Yani bu durumda rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Esma-i hamse e, merfu halde, e, işte vav ile. Mansup halde e, elif ile ve mecrur halde ye ile e, bunların e, irabı yapılmakta. Diğerleri de bunun gibi. Yani haze ehuke, bu senin kardeşin. Raeytu ehake, kardeşini gördüm. Sellemtu ala ehike, kardeşine selam verdim. Ebuke, ebake, ebike veya ah أح kullandığımızda ehuke, ehake, ehike. Harekede harekete değişiklik oluyor. Ve ona göre harfte bir değişiklik oluyor. Ve eb e, kelimesini burada üç haliyle aynı sayfada görebilmekteyiz. E, i̇şte o iki kız Hazreti Musa'ya Ebu'na Şeyh'un Kebir dediler. Babamız çok yaşlı biri. Müpteda olduğu için Ebu'na. Ama Yusuf'un biraderleri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra akşam eve gelmeleri ayette anlatılıyor. Vacau ebahum. Babalarına geldiler. Ishaen akşam vakti yebkune ağlayarak. Yani burada babalarına akşam ağlayarak geldiler. Eee ebahum meful durumunda olduğundan dolayı eba gelmiş oldu. ve yine e, Hazreti Musa kıssasındaki o iki kızdan birisi e, evlerine dönüp tekrar Musa'nın yanına geliyor. Babam seni çağırıyor diyecek. Galet dedi ki: "Inne ebi benim babam ebi burada eee yeduka e, seni çağırıyor liyeziyekan eee karşılığını vermek üzere ecramen sagaitelena." hayvanlarımızı sulamanın ücretini, ecrini vermek üzere babam seni çağırıyor. Burada ebi benim babam anlamında. Bundan dolayı bu şekilde harekesi var. Bu sayfada ise ah kelimesinin durumlarını görebiliriz. Mesela Hz. Yusuf kardeşi Bünyamin'e diyor ki, gale dedi inni ben ene, yani gerçekten ben, ehuke senin kardeşinim. Hani yıllardır birbirlerini görmemişler. Bünyamin demek ki biraz kabulde zorlanıyor gibi, nasıl olur tarzında. Bunun üzerine Hazreti Yusuf teykitli bir ifadeyle, ben gerçekten senin kardeşinim diyor. Burada ene ehuke, ben senin kardeşinim. İşte merfu halde ehuke, ehu tarzında oluyor. Ama gıybetle alakalı ayette ehihi kelimesini göreceğiz. Ee, şöyle geçiyor. E ehadukum sizden birisi sever mi, hoşlanır mı? En yekule yemeği. Lahme ahihi kardeşinin etini. Meyten ölü. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemeyi severme. Yani gıybet etmek bir kardeşini, ölü bir kardeşinin etini yemek gibi. Burada lahme ahihi izafet var. İzafetten dolayı ah kelimesi mecrur. Ondan dolayı ahi ya yani burada ye ile mecrur oldu. Ve yine Yusuf kıssasından gale Yusuf dedi ki ana Yusuf ben Yusuf'um ve hâze bu da ahi kardeşim. Ben Yusuf'um bu da kardeşim Bünyamin diyor. Bu şekilde ifade ediyor. Zu kelimesine şu ayetten bakabiliriz. Hz. Yakup'la alakalı. Ve innehu gerçekten o le ilmin ilim sahibidir. Zu ilm ilim sahibidir. Lime allemnahu Kendisine öğretmemiz sebebiyle. Gerçekten o ilim sahibidir. Burada ilim sahibi olmak zu ilm bununla ifade edilmiş. Ama z şeklinde de gelebilir, z şeklinde de gelebilir. Cümle içindeki durumuna göre zu'nun harekesi zu, ze, zi bu şekilde değişebilmekte. Mesela geldi diyoruz ama gördü derken gördü orada ü ile ifade ediliyor. Farklılık oluyor. Türkçede de benzeri şeyler bir derece var aslında. Mâ kâne Muhammedun Muhammed değildir. Ebe Ahadin sizden birinin babası değildir. Min ricalukum sizin ricalinizden birinin babası değildir. Ve e, F ağız anlamında Kur'an-ı Kerim'de bir örneğini bulabildim. Başka varsa da şu an hatırlamıyorum. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'ın dışında yalvarıp durdukları şeyler, putlar, müşriklerin لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ şeyin Onlara herhangi bir şekilde icabet edemezler. Hiçbir şeyle cevap veremezler. İlla ancak, onların durumu şu, kebâsıtı keffeyhi, kef avuç, keffey iki avuç, e, iki avucunu basıt açan kimse, basata açtı yaydı, basıt açan, yayan, basıtı keffeyhi, iki avucunu bu şekilde yayan, ilelmayı suya doğru, liyeblu'a su varsın diye, gelsin diye, fe'hu ağzına, yani burada e, liyeblu ve fahu f fâh, yani fu ağız ama meful durumda olduğundan dolayı f olarak e, geliyor. Yani eha ke de olduğu gibi ebake de olduğu gibi burada da e, f tarzında geliyor. Sondaki zamir duruma göre değişebilir. Mana şöyle. Allah'tan başka putlara tapanlar, bunların hali neye benzer? İşte mesela kuyunun suyu var olduğu yerde duruyor. Bir başkası da "Ey su, bana gel, bana yardım et, ihtiyacımı gör" diye yalvarıyor. Avucunu bu şekilde açıp da sudan bir şey istediğinde su oraya hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Putlardan yardım beklemek de bunun gibi bir şeydir. Bir temsil getiriliyor. Zü sahiplik edatı e, bunun çekimi var. Mesela zu bu münasebetle onu e, anlatmış olalım. Zü'den bahsederken zu zü, ve zi esma-i hamse içinde bu şekilde. Ama bunun e, müennesi zatu zate zati bu şekilde geliyor. Türkçede zat dediğimiz şey zat-ı alileri kullanılır bu şekilde. Veya e, tesniye müzekker halinde zeva zaway e, tesniye müennes halinde zawate zawate cemi müzekker halinde zevu devi Zevi mesela Türkçe'de zevil hayat kitaplarda geçer. Hayat sahipleri demektir. Ve zawatu bu da bunun müennesi cemi müennes veya zevveti. Bunlar belki biraz ayrıntı gibi ama Kur'an-ı Kerim'de bunlarla alakalı da örnekler görmek mümkündür. Ne gibi? Mesela e, boşama durumlarında nafaka diye bir şey var. E, günümüzde de aynen nafaka ile bu ifade edilir. Liyyünfik nafaka versin. Zü saatin Karısını boşamış olan erkek, imkanı iyi olan erkek, min saatihi genişliğine göre yani imkanı iyi olan genişliğine göre nafaka versin. Evet yolları ayrılmıştır ama nafaka verirken kendi imkanına göre e, versin, cimrilik yapmasın. Zü saatin sa'a genişlik anlamında. Zü sa'a genişlik sahibi. Yani Türkçe'de bunu imkanı iyi olan şeklinde anlayabiliriz. İnne rabbeke senin Rabbin lezu mağfiratin mağfiret sahibidir. Ve zu ikabin ve ilim bir ceza azap sahibidir. Burada Allahu Teala'nın hem mağfiret sahibi hem de ceza verici olması Zu edatı da kullanılarak ifade edilmiş. İnne rabbeke senin Rabbin lezu mağfiratin mağfiret sahibidir. Ve zü ikabin elim ve elim bir ikap e, ikab ceza sahibidir. Yani onun mağfireti de var ama aynı zamanda ceza vermesi de var ve yeryüzünde Allahu Teala'nın yarattığı şeylerle alakalı. Allah neler neler yaratmış. Vel habbu e, böyle hububat türü şeyler. Zul asfi yapraklı taneler. Yapraklı taneler. Ve reyhan hoş kokulu bitkiler. Rayhan Türkçe aynen geçmiştir. Kız ismi olarak da kullanılır. Ve reyhan e, kokuyla alakalı. Riyah, reyhan aynı kökten gelen kelimeler. Yani Allah yeryüzünde yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler bitirdi. Allah yolunda vermekle alakalı fe'ati zel gurbe yakına ver hakkahu hakkını yani akrabaya hakkını ver vel miskine miskin olana vebne sebili ve e, yolcuya da yani başkalarının bizim üzerimizde hakları var, akraba olanların hakkı uzakta olanlara göre daha e, önceliklidir. İşte akrabaya hakkını ver, miskine de, fakirin de bizim üzerimizde hakkı var ve bir de yolcu. Yolcu kendi bulunduğu memlekette zengin olabilir ama yola çıktığında gariban bir hale düşmüştür, parası kalmamıştır, İhtiyacı varsa yardımcı olmak gerekiyor. Burada zel, zel gurbe yakınlık sahibi yani akraba anlamında. Bir başka ayette akabeden söz ediliyor. Yani e, bir takım böyle maneviyatta ilerleyebilmek için sarp çetin yokuşlar var. Bunları aşabilmek lazım. Bunlardan biri de nedir? E, ev it'amun yedirmektir. İt'am yedirmek fi yevmin şöyle bir günde zi masgabe şiddetli bir açlık gününde. Yani bolluk zamanında ikramda bulunduğunda çok da makbule geçmeyebilir. Ama şiddetli bir kıtlık var, kuraklık var, ekonomik darlık var. Böyle bir zamanda başkalarına yardım etmek çok daha önemlidir. Ve Allah katında sevabı çok daha fazladır. Böyle yapabilenler akabeyi o sarp çetin yolu aşabileceklerdir. Vallahu zu fadlin alel mu'minin Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Zu fadl fazilet sahibi. Yani lütuf sahibi anlamında. Vallahu zu fadl Allah lütuf sahibidir alel mu'minin müminlere karşı. Ve kıyametin dehşetini anlatan bir ayet. Kıyametin büyük bir depremi olacak. Bu Marmara depremi gibi bölgesel bir deprem değil. Veya Çin'de bir milyon kişinin hayatına mal olan büyük bir deprem gibi değil. Çok daha büyüğü. Dünyanın her tarafı sallanacak. O dehşetli hengamede neler olacak? Olacaklardan biri şu. Ve teda'u düşürür, bırakır. Küllü zâti hamlin her Hamile kadın hamlehe karnındakini, karnındaki yükü düşürür. Tabi sadece kadın gibi, insanlardan kadın gibi de anlamamak lazım. Hayvanlardan da valide durumda olanlar var. Her yük sahibi yükünü yere bırakır. Yani kıyametin dehşeti öyle e, ileri boyutta. O korku hengamesinde hamile olanlar e, taşıdıklarını, bırakmak durumunda kalacak. Burada zât kelimesini gördük. Zât. Mesela zâtü Cemal'in diyelim bir kadından söz ediliyor. Zâtü cemal cemal sahibi. Ya yani kadın olduğundan dolayı zât kullanılacak müennes olarak bu kullanılması gerekiyor. ve tesniye hali eee zu işte Zeva e, bunun tesniye hali. Bir yerde e, bir yolculuk halinde e, diyelim ki birisi vefat etmek üzere ve vasiyetini oradaki insanlara söylüyor. Bununla alakalı iki tane adil şahidin olması gerektiği ayette anlatılmış. Yahkumu bihi buna iki kişi buna yahkumu bihi bununla hükmeder zeva adilin adalet sahibi minküm. İçinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Ve ve adil e, iki adalet sahibi kişi demek. Ve e, bir takım e, boşama gibi muamelelerde işin şahidinin de olması ve eşhidu şahit getirin zevayi adli minkum içinizden Adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun. Yani bu gibi durumlarda şahitli olması ileride meydana gelebilecek sıkıntıların önünü alacaktır. Bir de zevata kelimesi Allahu Teala diğer alemdeki cenneti anlatıyor ve e, her iki cennette zevata afnan türlü türlü ağaçlar var. Zevata sahipliği bildirir ve e, müennes olarak gelmiştir. Zevate <laughs> afnan türlü türlü ağaçlar var. Sebe suresinde devatey yani burada da müennes ve bunun tesniye hali e, örnek olarak e, alınabilir. Allahu Teala e, kendilerine dünyada cennet misal bağ bahçe verilmiş e, sebe halkını anlatıyor. Ancak bunlar zamanla nankörlük etmişler. O cennet misal bahçeleri harabeye dönmüş. Bunu anlatan bir ayet. Ve beddelnâhum bi cenneteyhim Biz onların o iki cennetini, cennet misal bağ bahçelerini değiştirdik, çevirdik. Cenneteyni zevâtey ükülün <laughs> hamtin Ekşi meyveli ağaçlar ve etlin acı ılgın ve şeyimin sidrin galil biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Burada cennet, ahiretteki cennet demek değil, dünyada da cennet misal yerler vardır. Sebe halkının önceki hali cennet misal bağ bahçelerle çevriliymiş ama nankörlük yapmışlar. Ellerinden bu nimet alınmış. Çünkü nimet şükür ister, şükrü görmediğinde o nimet elden alınır. Bir de ulu edatı var. Ulu edatı da zü gibi bir anlama sahip ama bu çoğullarda kullanılıyor. Zü sahiplik bildirir, ulu o da aynı şekilde sahiplik bildirir. Ve bunun çekimi ulu, uli, ulatu, ulati şeklinde. Yani müzekkerlerde ulu ve uli, müenneslerde ulatu, ulati e, şeklinde olmakta. Mesela e, ve ulul erham rahim sahipleri yani birbirine akraba olanlar ba'duhum evla bi ba'd fi kitabillah. Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Yani akraba olanların birbiri üzerinde hakları var. Fettegullah Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya ulil elbep ey akıl sahipleri Lüb öz anlamında akıl içinde kullanılır. Ulil elbeb akıl sahipleri manasına geliyor. Belki öz akıl sahipleri, fonksiyonel akıl sahipleri gibi bir takım başka incelikler söz konusu olabilir. Boşanma ile ilgili ayetlerin ayetlerden birinde işte boşanmış kadınlarla ilgili hükümler var. E, diyelim kadın boşandı ama hamile. E, bunun e, bekleme süresi ne kadardır? Ve ulatul ahmali hamile olup boşanmış kadınların zorunlu bekleme süresi ecele bunların bekleme süresi en yedane hamlehunne doğum yapmalarıyla sona erer. Yani bir kadın hamile ama boşandı. Bu durumda çocuğunu dünyaya getirdiğinde yeni bir evlilik yapabilir. Burada da e, Sebe Melikesi Belkıs'ın Hz. Süleyman'ın mektubu kendisine geldiğinde e, kullandığı ibareler yer alıyor. Galet dedi ki Ya eyyühel mele'u ey mele ey ileri gelenler eftuni bana görüş bildirin, bana bir fikir verin. Fi emri Yapacağım işle alakalı. Bana bu işimde bir fikir verin. Mekuntu gatı atan Emran, ben bir işi kestirip atmış değilim. Gata a kesti, gatı atan kesen, kesen biri değilim. Hatta teşhadun, size danışmadan, sizin fikrinizi almadan e, kestirip atan birisi değilim. Peki onlar ne diyorlar? Galu dediler. Nahnu ulu kuvvetin biz kuvvet sahibiyiz, ulu kuvve kuvvet sahibi ve ulu besin şedid ve zorlu savaş erbabıyız savaşında hakkından geliriz. Burada ulu kelimelerine dikkat çekiliyor. Vel emru ileyke, ancak emir senindir. E, Fanzuri artık karar ver, bak bakalım mədət mürin ne emredeceğine. Sen karar ver. Yani gerçekten de burada e, böyle yetki sahibi insanların meşveret etmeleri ve e, meşverette görüş beyan edenlerin de neticede karar senindir ama biz böyle düşünüyoruz demeleri bunlar güzel örnekler. Evet bu dersimizde Esma-i Hamse bunu ele aldık ve buna bağlı veya bağımsız da diyebiliriz zu ulu bu gibi e, ibarelerin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımına dikkat çektik. Ve bunları Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüzde ha bu şu demekti, şu anlama geliyordu. Harekesi bundan dolayı böyle. Artık bu ders anlaşıldıktan sonra bu manada Kur'an-ı Kerim'e bakılabilecektir.